Dün Ayşe Hanım baklavasının yandığını kabul etmemiş miydi? Belki çok ısrar ettiğimizde demiştir ama kabul etmedi. Çoğunlukta ben görmedim. Yanık dedikçe hayır değil, böyle olması gerekiyor dedi. Aa, Şindi Hanım'ın evinde kabul etti ya. Ha, Şindi Hanım'ın evinde evet kabul etti. Kendi evinde kabul etmedi. Israrla bu zaten böyle oluyordu diyerekten savundu kendi baklavasını. Bu zaten böyle oluyordu dememin sebebi gerçekten de ağızda dağılması gerekiyor o tatlının. Ağızda da dağılıyordu. Ama gerçekten her şeyi çok güzel, lezzetliydi. Sadece biraz fazla kızarmıştı. Üstü kızarmış yine de, olabilir evet. Ama cevizin kızarma gibi bir şansı yok Ayşe Hanım. Ceviz yanmıştı. Tek yufka yapmışsınız ya. Bence o cevizler açıkta kalmış yani. Kestiniz, öyle Seda koydunuz galiba kızartırken değil mi? Kat kat oldu işte. Sadece evet, ben, kat kat. Bu konuda Seda Hanım ben dün Şindan'ın evinde Ayşe nasıl olsa gününü geçti söylüyorum. Baklavalar yanmıştı dedim. Yıldız Hanım röportajında Şindi Hanım beni eleştirdi ama benim rakibim değil. Benim menüm daha iyiydi yorumunu yaptı. Menü olarak değil, lezzet olarak daha iyiydim. Keşke görseli kadar lezzetleri de olsaydı yemeğinin dedim. Görselin gerçekten güzeldi. Bende görsel hiç yoktu benim gözümde. Ama senin görselin bana göre güzeldi ama lezzetin hiç yoktu. Lezzetli miydi? Evet, lezzetli olan şeyleriniz vardı ama hiç lezzet alamadığımız yemekleriniz de vardı. Ve kalkıp siz dün benim menüme lezzetsizdi diyorsanız... Menünüze lezzetsiz demiyorum. Ben bir tek kereviz salatanızı ve pilavınızı beğendim. Etiniz pişmemişti, suyun içinde yüzüyordu, mantarlar tam olmamıştı. Yani az çok bu anlama durumunu sevgili seyirciler kestirebiliyorsunuzdur herhalde. Dökülmeler başladı. Yarın haftanın sonu Filiz'in evindeyiz. Yavaş yavaş dökülüyorlar görüyorsunuz. Hazır mı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi huzurlarınıza buharda mantı, yanında sebze sote ve yoğurt eşlik ediyor. İnanılır gibi değil. Yoğurda bak. Böyle eşlik ederek geliyorlar. Bir de sebze sote eşlik ediyor. Sebze sote. İlginç. Ya ilginç değil, çok güzel. Açıklamasını yapıyor. Belki farklı güzel bir görseli vardır. Evet. Hayır, yoğurt, sebze, mantı, kuru mantıdır belki. Şimdi istiyorsalar tabağı kenara alabilirler. Yani böyle sunuluyor normalde. Yoğurt tabağı kenara alabilirler. Sunumu bu şekilde getirmesi çok güzel oldu. Mantı deyince yoğurdun içinde üzerinde soslu bir mantı bekledim açıkçası. Kuru mantıdır belki dedim. Kuru mantı geldi, sebzesini sotelemiş. Yani gayet şık. Moraliniz mi bozuldu? Ben gerçekten çok mutluyum. Hepsinin morali bozuldu. Siz de mutlusunuz Yıldız Hanım. Bugün sanırım karnımız doyacak. Yani ben menüsünü gördüğümde basit olabilir dedim, kolay dedim. Ama önümüze gelen şeyler de gayet iddialı. Yani rakip olarak görüyorum. Yıldız Hanım dün Mercan Hanım'ın hamur işi yapamayacağını söyleyince ben size blöf yapıyor olabilir demiştim ama siz bana inanmamıştınız. Mercan Hanım gizli gizli menüyü falan mı değiştirdiniz? Yok. Sürpriz, bayağı sürprizli oldum. Filiz nasıl görünüyor tabak tatlım? Ya ben tabağı beğendim. Yani yine kendi mutfağından seçmiş. Tadına da bakacağım, karar vereceğim. Sunum güzel diyorsun. Sunum güzel. Peki. Şindi? Sunum çok hoş. Zaten bunu bekliyordum. Hiç şaşırmadım menüde görünce. Çok hoş duruyor ya, diyecek bir şey yok yani. Lezzetine bakacağız. Yıldız'cığım? Açıkçası Yemekteyiz programında eğer lezzetin de çok güzel olursa tarihe geçeceğini düşünüyorum.